Hatay yorumcusu Rasim Ozan. Evde ne oldu? Banyoda su patlamış senin. Banyoda. Aa, hayırdır ya, öyle bir şey yok. Öyle dedin bana, dedin ya geçen gün. Evde banyoda su patladı abi, boru diye. Ne oluyor borusu ulan ya? Senin, ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Ulan senin için gittim ta Karabük demir çelik fabrikasından boru getirdim. Hem demir hem çelik. O ne ya? Allah boru. Allah bu boru. Bu boru bak, bu demir, bu çelik. Karabük'ten getirdim. Bak demir çelik. Bu ne ya? Evde boru. Karabük şeyde. Demir çelik fabrikasından boru. Boru sana. Şeye götür. Benim eğer bu bana benim varsa. Ertem. Allah bu benim. Bu bak, komplo senin ürün mü? Yemin ediyorum. Tamam. Rize çayı, Rize bak, çayı tamam da. Bak son akşamım olsun eğer bundan boru benim haberim varsa. Boru getirdi. Demir çelik ama demir çelik. Harbi o. Harbi demir, harbi çelik yani öyle. Karabük'e demir çelik fabrikası devam ediyor mu hala? Abi harbi demir o. Elindeki bak, elinde tuttuğun boru tam bir demir. O biri de çelik. Ya bu boru diyorsun. Ya işte banyoya yap, su patladı dedi ya. Su patladı ya. Öyle mi? Bir su falan patlamadıydı ama. Ya ben altta kalmıyorum. Geçen hafta Adana gittim diye bana acılı. Karabük'ten demir çelik. Vallahi sen bunu o zaman ben de Ertem müsaade ediyor musun? Bu demir çeliği Cüneyt Çakır'a havale ediyor. Bu boruları sevgili Cüneyt Çakır'a ya buradan kargoyla gönderme talebimi kabul ediyor musun sevgili Sinan Engin? Sevgili Ertem kabul ediyor musun? Ben sana getirdim oğlum boruyu. Ben bu etmiyorum. Demir çeliği ben niye etmiyorsun? Etmiyorum. Cüneyt Çakır'a yani yapmayın. Bana getirttin. Ne alakası var? Şimdi ben mi getirttim? Bu ne? Ben sana demin bir şey söyledim. Ben şimdi sözden sevgili, diyorum ki bak ben diyorum son söyle, gecem olsun. Sevgili Apo'nun, sevgili Abdülkerim Durmaz. Ben bu benim haberim hocam, yok. Nereden olacak ya? Bana getirdiği bu boruyu, demir ve çelik boruyu. Evet. Ben Cüneyt Çakır'a veremez miyim? Verirsin de ben sana getirdim onu. Belki onun da ya, tamam, banyodaki tesisat tıkanmıştır. Olabilir, bilmiyorum şimdi ben. Şimdi bakın beyler. Ben şaka bir tesisatçı tutar. Dur. Beyler. Hocam Adana'ya geçen hafta Nusret gibi tuz atıyordu. Yarısını sen yarısını ben yedim. Şey demedim, saygı bir de müzik adam verin. Adam da sana boru getirdi. Demir çeliğe bir boru müziği verin. Verin bir boru müziği. Tamam haklısın kardeşim, ha, haklısın. Başakşehir'de yendiniz aslan gibi. Peki bugünkü tebrik adayı nasıl buldunuz? Emre Berezoğlu'nu da tebrik ediyorum. Ertem Bey. Başakşehir'de tebrik ediyorum. Adayı nasıl buldunuz Bülent Yıldırım? Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Benden başka Galatasaray yorumcusu ekranlarda bırakmayan Türk spor ortamını da tebrik ediyorum. İki elimde boru kaldım. Benden başka Galatasaray yorumcusu yok. Vardır bir iki arkadaşın, kimse darılmasın da. Ana yerde yok. Bu ne? Ve bak, geçen hafta Aziz Yıldırım konuşuyor. Bu hafta herkes dedi ki tamam. Tamam, bu hafta Fenerbahçe alır dedi. Abicim, yani Türk futbol izleyicisinden başka dünyada var mı? Tamam bak abi, birazdan veriyor penaltıyı. Bak abi birazdan, tamam birazdan kim verdi. Kimin için konuşuyorsun? Bunu bütün şu an Türk hakemlerinin, Türk futbolunun getirdiği nokta. Cüneyt Çakır için. Nokta bu. Levent dedi ya, Levent Nazifoğlu, herkes biliyordu penaltı hocam. Yani hocam %100 Levent Nazifoğlu haklı. Mesela bu tek akşam olay bile için değil. Mesela hocam genel olarak ben sana soruyorum. Hı. Sen kaç defa maç izledik? Şimdi özel mahrem şeyleri söylemek istemem ama sen çoğu yerde hakemin ne vereceğini görüyorsun. Ya skor olmak şeyi anlarsın. O futbol bilgisidir. Gol olur, bol olur demeyi. Ama sen bana diyor ki mesela Ahmet Çakar. Ben ilk defa burada itiraf ediyorum. Kendisi de izin almadım, kusura bakmasın. Estağfurullah. Rasim diyor mesela. Bak, birazdan şunu çalacak. Çalıyor. Rasim birazdan bunu çalacak diyor. Çalıyor. Mesela bu akşam. Nasıl oluyor? Müneccim şey mi yedi bu adam? Hayır. Tecrübe. Hayır. Çünkü biliyor ki Türk hakemi demin orada hata yaptı. Büyük tecrübe. Burada işte biraz bu akşam, büyük tecrübe. Bu akşam birileri Bülent Yıldırım'a Fenerbahçe'ye koltuk çıktı falan dediler ya. Hayır. Başta aleyhte başladı. Bak, sonradan. Bülent Yıldırım'ı çok net söylüyorum. Yaşadığını hiç birebir biliyorum. Önce bir cengaverlik yapayım tabii dedi. Bir yaptı. Başta daha birinci yaptı dakikada. He. Soza'ya. He. Manası yok. Faul da yok. Yani faul var yok, onu tartışmıyorum, evet, artık bu karanlık içlerde. Bir kafada iyilik yaptı. Sarıyı verdi. Arkasından bir avantajı kesti. Lens haklı olarak geldi kibarca. Niye avantajı kesiyorsun kardeşim dedi. Evet. Kibarca bunu demeye hakkı vardır futbolcunun. Evet. Ona da sarıyı verdi. Bak, Lens ve Soza'nın sarı alması Fenerbahçe'yi tempoda çok düşürdü. Çünkü hep ürkek oynarsın. Aynen. Güvercin gibi. Aynen. Arkasından 1-0 kontrol Başakşehir'de, kontra çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe. Gözünün önünde penaltı oldu. Bak şimdi ona birçok kişi
Penaltı değil. Hangisi? Bak hangisi olduğunu anlat. Anlat. Hasan Ali şut çekti. 3 metre ötesinde. Yeni sağbek. Yeni sağbek. Brezilyalı yeni sağbek. Eller yana doğru açık. Açık. Ayaktaki kaleci gibi. Her evet. ne kadar baldırından sekip top eline gelse de. Evet. Sakın hakem camiası Türk toplumunu şöyle kandırmasın. Fenerbahçe'yi şöyle kandırma. Tamam bir kural vardır. Vücudundan seken top eline çarparsa ben de öyle değerlendirdim. Ona lafım yok. Nasıl olur bu? Evet. Normal oyu ellerim, kollarım nizami yerdedir. Top 20 metreden gelir. Ayağımı hamle yaparım. Topu tıklarım. Top kalkar elime çarpar. Bu penaltı değil. Değil. Orada ise Başakşehirli oyuncunun niyeti adeta yarı kaleci gibi. Sen topa girerken böyle mi girersin? Evet. Böyle girmezsin. Tamam öyleydi. Pasta, şöyle evet. eller böyleydi. Evet. Amacı ne? Buradan gel. Niye böyle değil de böyle? Amacı topu keser miyim? Baldırından sektim, çığırdı eline çarptı. Penaltı mı öyle? Penaltı yok. Bravo. Vallahi ben... Haşmek ne bravo, oldu? Bravo haklısın. Ben o penaltıyı vermedi. Derken ben bir... Oyna dedi. Sonra dedi ki ulan dakika 75. Zaten Fener darbeli. Penaltıyı vermedik. Abuk subuk kartlar verdik Lens Suze'ye. O anda dedim ki yarım dertten ver. Evet. İlk şey dedi penaltıyı yaratacak Fener'e. Ha, Fernando'nun pozisyonu. Fernando pozisyonu bana göre penaltı değil. Bana göre değil. Ya tamam bir eller meller var ama böyle bir penaltı yok. Hocam yarattı. O kiloda bir adam. Hocam yani. İşte bak. Lafın özü şu. Levent Nazifoğlu sadece Rasim. Yani şunu söyleyeyim özür dilerim. Bir dakika şunu söyle Fenerbahçe aslında. Bu gece Bülent Yıldırım Fener'e penaltıyla kıyak yapmadı. Başından 75. dakikaya kadar sistematik bütün hatalar Fener aleyhine. Bravo. Ama penaltı. Avam tabirle dandik. Allah'tan da gol olmadı biliyor musun? Fernando'nun penaltı. Evet inşallah iyi ki de gol olmadı. Ya, aman aman Rasim'i susturamazdık. Penaltı verildi de gol oldu da. Aman aman ya, aman. Ya bak artık Galatasaray Fenerbahçe'si yok sevgili Abdülkerim Durmaz. Lan ne oldu sen iyi misin? İyiyim hocam. Dönüyorsun ne oldu ya? Olay şu. Gidiyorsun geliyorsun. Rasim'e sardın değil mi? Yok hocam. Ben öyle bir sarmış gibi. Bana niye sarsın canım? Benim en çok silah rengini sever ise burada beni. Bakın. Şimdi bakın. Evet. Hiçbirimiz birbirimize sarmayalım. Sarmıyoruz kan. Futbol yorumcuları da birbirimize sarmayalım. Saracağımız tek şey var. Şu anki Türk futbol düzeni. Bak. Sen güzel hediye ettin biliyor musun? Karabük Demir Çelik'ten bana getirdin. Biri demir, biri çelik, iki boru. Biri demir, biri çelik. Tamam mı? Hangi demir? Biri demir, biri çelik, iki boru. Bugünkü Türk futbol ortamını özetliyor. Güzel hediye. Bakın ben bu kadar şakalar yaptım. Ortalık karıştı, dik gitsin, toşak gelsin dedik. Demek ki onların da yapma hakkı var. Bu demir çeliği bir. Galatasaray futbolcuları buradan sesleniyor. Dikering denen anaokulu öğretmenine buradan sesleniyor. Cüneyt Çakır maçı katletmiş olabilir. Ama ne yapıp ne edip siz Galatasaray'a layık olacaksınız. Şu an Türk futbol ortamında Galatasaray'ın haklarını savunan çok azalmış kalmamış olabilir. Evet Nazifoğlu bundan şikayet ediyor. Demin Ertem söyledi. Buna rağmen Galatasaray'ın yani kanımızın son damlasına kadar savaşacaksınız. Olay budur. Yoksa bu borular biri de bir, biri çek bu boruları bize daha armağan ederler. Evet kardeşim. Alem buysa kuralını uygulayacaksınız. Türk futbol ortamı rezil rüsva ortamdır. Bu ortamda ya bizim gibi komedi programı yapılır. Ben komedi programı yapıyorum. Dur, hocam dur. Ben çok ciddi bir program yapıyorum. Şu an ciddiyiz. Şu an ciddiyiz. Tamam. Ama çoğu zaman biz niye geyiğe kaçıyoruz? O da var. Abi sen eti tek et mi yiyorsun? Hocam yarın havuç oluyor. Sana bir şey soracağım. Hayır. Biz en başta bu kadar geyik yapmıyorduk. Adım adım biz. Şimdi de dürüst olalım. Niye geyiğin dozunu arttırdık? Konuşulacak futbolun var ortada. Futbol izleyicisi de futbol konuşulması istemiyor ki. Hakemler futbolun önüne geçti ya. Futbol izlemeyi istemiyor ki kardeşim. Onun için geldik. Ya da ne yapacaksın? Bak Aziz Bey takdir ediyorum. Geçen hafta indirdi, kaldırdı. Netice herkes de tamam dedi. Bu hafta gereği yapılır. İşte sizin arkadaşınız bir kabadayılık yaptı. Sonra gereğini yaptı. Yani olay bu. Bu demir çelik iki boru Türk futbol ortamını özetlemektedir. Hakemlerin şu an kimyası bozuldu. Alayı şanzımanı dağıttı. Ya Rasim Galatasaray dün top mu oynadı da tamam böyle Galatasaray'ın tamam, da doğru. Haklarını düzgün savunur. Bak ne diyorum ben. Bak Galatasaray her şeyi Cüneyt Çakır'a sesleniyorum. Hayır demiyorum Ertem. Çok kötü yönetim Ertem ben demin neydim? Galatasaray oyuncular bunları görün dedim. Bak Galatasaray oyunculara seslendim. Galatasaray oyuncular adam gibi oynamadı. Rick Herring zaten anaokulu öğretmeni. Galatasaray'a yakışan bir teknik direktör değil.
Bunu herkes biliyor. Evet, bahane bulsan bulursun. Cüneyt Çakır dersin. Galatasaray'ın ve bugünkü Galatasaray başkanının maalesef diğer başkanlara kıyasla yeterince hakkını savunamaması. Aslında öyle bir görevi de yok kurup başkanlarının da. Türkiye ortamında durum bu. Evet. Onun için lütfen ne yapın ne edin, Türk futbol ortamının gereğini yapın. Şu boruları bize armağan ettirmeyin. Altyazıyı değiştirelim arkadaşlar. Bu demir çeliği onu değiştirelim arkadaşlar. Rasim, Güneş Çakır'dan özür diler misin? Sen kardeşim, ben Güneş Çakır'dan bir şey demedim. Hayır, tamam. Güneş Çakır'ın aleyhine de bir şey demedim. Bana demir çelik iki boru armağan etti. Ben de bunu sevgili Güneş Çakır'a armağan ediyorum. Öyle demeyelim, ne olur. Sevgili Rikering'e armağan ediyorum. Ya ne var bunda? Bir dakika ya. Rikering'e de armağan ediyorum. Eline verdiği demir ve çelik iki tane boruyu. Evet. Bir gazeteci olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Güneş Çakır'a Rikering'e armağan etmesinde ne tür bir negatif olsa. Bana iki boru hediye edildi. Biri demir, biri çelik, iki boru hediye edildi. Ne var bunlar? Tamam, evet, ben o zaman hocam. Ben onu evde, ama ben oğlum hediye edilir mi? Ben sana hediye ettim. Hediye edilir mi hocam ya? Beni kırarsın. Babalar gibi seni mi kırarım? Ben sana hediye ettim kardeşim. Bu boruları diyorsun ki uygun bir yerde ben kullanayım. Estağfurullah. Ben benim sen evde dedim benim tesisatta bir sorun yok. Benim tesisatta bir sorun yok. Tesisatta soru olanlar bunun. Benim de geçen hafta karnım aç değildi. Acılı Adana yedirdin bana burada. Adana'yı güzel yediniz. Ha bu hafta da bak. Vallahi billahi Aziz Yıldırım'ı takdir ediyorum ya. Geçen hafta konuşmayı yaptı. Neticeyi aldı. 6 ay ceza aldı. 6 ay. Dedi ya baba alıyorlar da bir şey mi oluyor? 6 ay ceza aldı. Para cezası alıyorlar. Kendileri mi ödüyor? Kendileri mi ödüyor? Türk futbolunda değişmesi gerekenlerden biri bu. Dün de Levent Nazifoğlu konuştu. O da kendi ödemiyor. Sistem bu. Tek Aziz Yıldırımcı söylemiyorum. Dün de Levent Nazifoğlu konuşmadı mı? Sinan Engin de. Kendi senin deri monttan da Cüneyt Çakır'da var. Aynı monttan var Cüneyt Çakır'da. Aynı mı? Ben bugün aldım. Yeni aldım ya. Cüneyt Çakır'da da var. Sıfır mı? Yeni aldın. Yeni aldım. Var Cüneyt Çakır'da. Sağ ol kardeşim. Sağ ol.